Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Alice Harikalar Dünyası'ndan tavşanı kaptım geldim. Çünkü benim harika diyarım, mutfağım en mutlu olduğum yer. Sizi gülümsetecek, sağlığınıza sağlık katacak, mutfağınızı keyiflendirecek tarifler vermeye çalışıyorum. Siz deniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve ben çok mutlu oluyorum. Bugün yazın en güzel meyvelerinden bir tanesi kavunla bir tarif yapacağız. Yarım kilo kadar kavunumuz var. Bu kavunu İlk önce buzdolabında, daha doğrusu dondurucu kısmında şöyle 1 saat 2 saat bekletin. Çünkü sorbe yapacağız. Onun böyle donmaya yakın olması lazım. Bir avuç böğürtlenim var. Balım var 1 yemek kaşığı. Azıcık tarçın koyacağım ve 1 limonun da suyu var. Yapması çok kolay. Tüm malzemeyi robottan geçireceğim. Sonra kadehlerimi alacağım ve süsleyeceğim. Evet, kavunlarımın parça parça yapacağım robotuma. Bunları dediğim gibi önceden biraz dondurmuştuk. Balın bir kısmını ekliyorum, bir kısmını kalan kavunlara saklayacağım. Biraz da tarçın ekleyelim. Biraz da limon suyu. Şimdi hazır. 3 tane de böğürtlen atalım. Evet, birinci kısım bitti. Şöyle kasemizi alalım. Şimdi kalan kavunlarımızı yapalım. Çok az limon suyu ve biraz tarçın. Evet, kavunun geri kalanı da hazır. Şimdi bu kavuna hiç böğürtlen koymadım. Bu kavunu yaparken böğürtlen koydum. Dilerseniz ilk önce yarısına kadar kavun koyup biraz buzlukta bekletip kalanın üstüne böğürtlenliği döküp iki renkli yapabilirsiniz. Ya da benim şimdi yaptığım gibi, ben tadı karışsın istiyorum çünkü hepsini karıştırarak yapacağım. Hepsini dökeceğim. Bunun tamamı 200 kalori. 2 ya da 3 porsiyona bölmek mümkün. Ben bakalım, bu kadehlerimi 2 porsiyon olarak ayarladım. Yani her bir kadehim 100 kalori olacak. Bunlar tekrar buzluğa girecek. Ve serin serin sorbemiz tamamlanmış olacak. Ama ne yapıyoruz? Mutlaka bir iki dokunuşla bunları süslüyoruz. Minicik de nane yaprağım koydum mu? Efendim, kavunlu, böğürtlenli sorbemiz. Bugünkü önlüğüm Alice Harikalar Diyarı'nda, Dilara ise Harika Mutfağında konseptiyle tamamlanmış oluyor. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.